Bu videoda birinci ünitemiz mevsimler ve iklimin ilk konusu mevsimlerin oluşumu hakkında bilgilendirme yapacağım. Dünyanın şekli, dünyanın hareketleri, dünyanın ekseni eğikliği, mevsimlerin nasıl oluştuğunu, dik ve eğik gelen güneş ışınlarının nelere sebep olduğunu ve dönenceler gibi konular hakkında bilgilendirmelerde bulunacağım. Dünyaya daha yakından bakarsak, kutuplardan basık, Ekvatordan şişkince bir geoid olduğunu görürüz. O halde dünyamızın şekli geoittir. Dünyanın iki hareketi bulunmaktadır. Dönme ve dolanma. Gelin bunları daha yakından inceleyelim. Dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar. Bu harekete dünyanın günlük hareketi denir. Dünya kendi etrafında dönerken kutup noktalarından geçtiği varsayılan bir eksen etrafında döner. Bu dönüşünü saatin tersi yönünde veya batıdan doğuya doğru gerçekleşir. Dünya kendi etrafında bir tur attığında 24 saat geçer veya bir gün geçer. Bir günde gece ve gündüz oluştuğu için dünyanın dönme hareketleri sonucunda gece ve gündüz oluşur. Güneşten gelen ışınlar dünyayı aydınlatıyorlarsa bu bölgede gündüz, aydınlatmadığı bölgede de gece oluşur. Günlük sıcaklık farkları ifadesi geçtiği zaman dünyanın günlük hareketi düşünülmelidir. Dünyanın yıllık hareketine dolanma hareketi denir. Dünya dolanma hareketini güneşin etrafında gerçekleştirir. Dünya güneşin etrafında dolanırken bir yol izler. İzlediği bu yola yörünge ismi verilir. Yörünge şekil olarak elipstir, yumurtaya benzer. Eliptik bir yörünge şeklinde dünya güneşin etrafında dolanır. Bu dolanma hareketini saatin tersi yönünde batıdan doğuya doğru gerçekleştirir. Dünyanın bütün hareketleri batıdan doğuya saatin tersi yönündedir. Yıllık hareketi, dolanma hareketi sonucunda bir yıl oluşur. Bir yıl içerisinde mevsimler olduğundan dolanmanın sonucunda mevsimler oluşacaktır. Yıllık sıcaklık farkı derse dünyanın dolanma hareketi aklımıza gelmelidir. Yıl içerisinde gölge boyu değişiyor derse dolanma hareketi aklımıza gelmelidir. Yıl içinde gece gündüz süresi değişiyor ifadesi yine dolanma hareketini aklımıza getirmelidir. Dünyanın kutuplarından geçtiğini düşündüğümüz bu eksen etrafında dünya dönme hareketi yapar. Batıdan doğuya doğru ve bunun sonucunda bir gün oluşur. Dünyanın ekseni hafif eğik durumdadır. Tam dik konumda değildir. İşte dünyanın ekseninin 23 derece 27 dakikalık bir açıyla eğik olması sonucunda dünyanın eksen eğikliği dünyanın ortasından geçtiğini varsaydığımız çizgiye ekvator denilir. Ekvator sayesinde dünya iki yarım küreye ayrılır. Kuzey ve güney olmak üzere. Kuzeydeki yarım küreye, kuzey yarım küre, K, Y ve K harfleriyle gösterelim. Güneydeki yarım küreyi de G, Y ve K harfleriyle gösterelim. Dünya, güneşin karşısında bu konumdayken güney yarım küre güneşe daha çok bakmaktadır. Kuzey yarımküre nispeten daha az güneşi görmektedir. Güneşten gelen ışınlar güney yarımküreye daha dik gelirken kuzey yarımküreye daha eğik gelmektedir. Güneş ışınlarının dik ya da eğik gelmesine bağlı olarak iki yarımkürede farklı mevsimler yaşanmaktadır. Dünyanın eksen eğikliği iki yarımkürede farklı mevsimlerin yaşanmasına, güneşten gelen ışınların farklı açıyla dünyaya ulaşmasına neden olur. Dünya üzerine gelen güneş ışınlarının dik ya da eğik gelmesiyle alakalı basit bir deney yapabiliriz. Cep telefonumuzu bu deneyde kullanmamız gerekiyor. Kağıt düzlemine cep telefonumuz dik olacak şekilde yerleştirelim ve fenerini açalım. Feneri açtıktan sonra kağıt düzleminde oluşan aydınlık bölgeyi tarayalım. Daha sonra cep telefonumuzu kağıt düzleminden aynı mesafede, aynı uzaklıkta eğik şekilde tutalım ve bu ışınların kağıt düzlemine bıraktığı alanı tarayalım. A ve B bölgesindeki alanları karşılaştıralım. Cep telefonu güneşi temsil ettiğine göre güneşin enerjisi değişmediğinden dik olarak gelen ışınlar dar bir alanda toplandığından
buradaki ısınma ve sıcaklık artışının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Eğik gelen ışınlar geniş bir alana yayıldığı için buradaki sıcaklık artışı daha azdır. Soruların çözümünde şu şekilde bir yöntem izleyebiliriz. Dik gelen ışınlar sıcaklığı daha çok arttıracak, yaz mevsimi yaşanacak, eğik geldiği bölgelerde sıcaklık daha az arttığı için daha soğuk kış mevsimi yaşanacak diyebiliriz. Dünya güneş etrafında dolandıkça mevsimlerin oluştuğundan bahsetmiştik. Görseli daha yakından inceleyerek bu mevsimlerin nasıl oluştuğu hakkında bilgi sahibi olalım. Bir konumunda dünyayı incelersek, dünyanın belirli bir eksen eğikliği var. Kuzeyde bulunan yarım küre güneşe daha dönük. Güneydeki yarım küre ise güneşe daha az dönük. Bu konumda güneşten gelen ışınlar kuzey yarım küreye daha dik bir açıyla düşerken güney yarım küreye daha eğik bir açıyla düşmektedirler. Güneş ışınlarının dik veya eğik açıyla gelmesi dar ya da geniş alanın aydınlanmasıyla ifade edilir. Bunu önceki kısımlarda basit bir deneyle açıklamıştık. Dik geldiği zaman dar bir alana güneş ışınları toplanır ve sıcaklık daha fazla artar. Sıcaklığın fazla olduğu mevsim yaz mevsimidir. Bu konumdayken kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Eğik geldiği zaman güneş ışınları daha geniş bir alana yayıldığı için sıcaklık fazla artmaz. Daha soğuk olan bir mevsim ilk aklımıza gelen kış mevsimi yaşanır. İşte eksen eğikliğinin sebebiyle güneşten gelen ışınların dik ve eğik olması sonucunda iki yarım kürede farklı mevsimler yaşanır. İki konumuna baktığımız zaman güney yarım küre güneşe daha fazla dönüktür. Bu sebeple güney yarım küreye güneş ışınları daha dik bir açıyla düşer. Daha dik bir açıyla düştüğü için dar bir alana güneş ışığı sıkışır. Dar alanda sıcaklık çok artacağı için güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Kuzey yarım küre güneşe daha az dönüktür. Bu nedenle güneşten gelen ışınlar daha eğik gelir. Geniş bir alana yayılan güneş ışınları sıcaklığı fazla arttırmaz. Daha soğuk olan kış mevsimi yaşanır. İşte bu dünyanın iki konumunda farklı mevsimlerin nasıl oluştuğunu gördük. Peki üçüncü ve dördüncü konumunda acaba dünyada hangi mevsimler yaşanıyor? Burada kısaca şöyle bir bilgilendirme yapalım. Türkiye kuzey yarım kürede yer alan bir ülkedir. Bizim ülkemiz kuzey yarım kürede yer alıyor. Mevsimlerin sıralamasını biliyorsak o zaman biz buradaki 3. ve 4. konumda dünyada hangi mevsimlerin yaşadığını bulabiliriz. Kıştan sonra ilkbahar gelir. O zaman 3 konumunda kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşandığını söyleyebiliriz. İlkbahardan sonra kuzey yarım kürede sırasıyla saydığımızda yaz gelir. Yazdan sonra kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanır. İki yarım kürede farklı mevsimlerin yaşandığından bahsettiğimiz için 3 konumunda kuzeyde ilkbahar yaşanırken güneyde sonbahar yaşanır. 4 konumunda kuzeyde sonbahar yaşanırken güneyde ilkbahar mevsimi yaşanır diyebiliriz. İşte dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi sonucunda yarım kürelerde mevsimlerin nasıl oluştuğunu bu görsel üzerinde öğrenmiş olduk. Bu görsele şu eklemeleri de yapmamızda fayda var. Acaba kuzey yarım kürede yaz mevsimi ne zaman başlar? Biz yaz tatiline Haziran ayında gireriz. Haziran'da sıcaklar artmaya başlar. O zaman yaz mevsimi kuzey yarım kürede Haziran'da başlar. Tam takvim yaprakları 21 Haziran'ı gösterdiğinde biz yaz mevsimi yaşamaya başlarız. 21 sayısını unutmayalım. Biz ne zaman kış mevsimi yaşarız dersek aklımıza direkt Aralık ayı gelir. Aralık ayında biz yarım küre olarak kış mevsimi yaşarız. Kuzey yarım küre olarak ve sihirli sayımız 21 Aralık'ı da burada kullanacağız. İlkbaharı Mart ayında görmeye başlıyoruz kuzey yarım küre olarak. Yine sihirli olan sayımız 21 Mart'ı buraya yerleştiriyoruz. Sonbahar dediğimiz zaman okulların açıldığı bir aydan bahsediyoruz. Eylül ayı. Eylül ayında sonbahar mevsimi yaşanıyor. Okullar açıldığı için buradaki 21 sayısı yerine 23 sayısını kullanalım. Bu şekilde aklımıza kodlarsak soruları çözerken daha rahat ederiz. Mutlaka dünyanın hangi konumda hangi mevsimlerin yaşandığını ve hangi tarihlerde bu olayların gözlendiğini
öğrenmemiz gerekiyor ki sorular üzerinde başarılı olabilelim. Dünya güneş etrafında dolandıkça mevsimler oluşur. Dünyanın bulunduğu konumlarda hangi mevsimlerin yaşandığı hakkında bilgilendirme yapmıştık. Ara konumlardan bahsedecek olursak, 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başladı. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar bu alanda dünyada Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanır. Dünya bu konumdayken Kuzey Yarımküre'de yaz başladı ve bu ara geçiş kısmında 3 ay boyunca yaz mevsimi yaşandı. 23 Eylül'e geldiğimizde dünya bu konumdayken Kuzey Yarımküre'de sonbahar yaşandı. İlk başladığı tarih 23 Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'a kadar bu ara kısımda yine Kuzey Yarımküre'de sonbahar mevsimi yaşandı. 21 Aralık'ta kış başladı. Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayına gelene kadar bu aralıkta Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşandı. 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ilkbahar mevsimi başladı. Nisan, Mayıs, 21 Haziran'a kadar bu aralıkta ilkbahar mevsimi yaşandı. Sorulara dikkat ettiğimizde eğer bu aralıktaki mevsimleri soruyorlarsa ona göre cevabınızı oluşturabilirsiniz. Bir de dikkat edeceğimiz husus, Kuzey Yarımküre'yi mi soruyor yoksa Güney Yarımküre'yi mi soruyor? Buna da lütfen dikkat edelim. Bunun dışında söylemem gereken bazı kısımlar daha var. Yaz mevsimi dediğimiz zaman aklımıza şu gelmeli. Gündüzler uzun, geceler kısa. Kış mevsimi dediğimiz zaman uzun geceler, kısa gündüzler aklımıza gelmeli. Peki bu ne işimize yarayacak? Dünya 21 Haziran'dan 23 Eylül'e geldiği zaman acaba geceler ve gündüzler nasıl değişir? Bununla ilgili grafik soruları var, yorum soruları var. Bunları çözerken bu bilgi işimize yarayacak. Şunu burada ekleme yapalım. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri ekinoks tarihleridir. Yani gece ve gündüz eşittir. Gece ve gündüzün eşit olduğu zaman diye sorularda geçerse 21 Mart ve 23 Eylül aklımıza gelecek. 12 saat gece, 12 saatte gündüz yaşanır diyebilirsiniz. Dünyanın her yerinde böyledir. Bakın, en uzun gündüz dedik. Diyelim ki çok abartılı bir sayı vererek anlamamızı kolaylaştırmak istiyorum. 16 saat gündüz olsun. 24 saat bir günse 8 saatte gece yaşayalım. Anlaşılması için bu abartılı sayıları seçiyorum. Eğer ben 21 Haziran'dan 23 Eylül'e gidiyorsam 16 saat gündüz yaşarken 12 saat gündüz yaşamaya geçiyorum. Gündüz süresi 16'dan 12'ye azalıyor. Demek ki bu aralıkta diyebilirim ki ben Kuzey Yarımküre'de gündüz süreleri azalırken gece süreleri, burasını 8 yapmıştık, artacak. 8'den 12'ye gelecek. İşte yorum sorusu burada işin içine giriyor. Diyelim ki 23 Eylül'de gece ve gündüz eşit iken en uzun gece demişiz. 16 saat gece olsun, 8 saatte gündüz olsun. Bakın 12'den 16'ya gidiyorsunuz gece olarak. 12'den 16'ya gitmek gecelerin uzadığını gösteriyor. Gündüzlerin de kısaldığını gösteriyor. Yarım küreler, kuzey yarım kürelerden bahsediyoruz. Güneyde ise tam tersi gerçekleşecektir. Böyle sorularda yaz mevsiminde en uzun gündüz, en kısa gece, kış mevsiminde en uzun gece, en kısa gündüz şeklinde değerler vererek ekinoks tarihlerine de gece gündüzü eşitleyerek yorum yapabiliriz. Son olarak yengeç ve oğlak dönencesinden bahsetmek istiyorum. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmemize gerek olmadığını gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Ekvatora paralel olan enlemler, özel isimleri var. Sadece bilmemiz gereken hangisi hangi yarım kürede? Aklımızda kalması için oğlak biliyorsunuz sevimli bir keçi yavrusu. Yengeç de oğlağa göre daha küçük boyutlu ve oğlak her zaman yengeci sırtında taşıyor. Bu nedenle arkadaşlar oğlak güney yarım kürede, yengeç de daha yukarıda yer alacağı için kuzey yarım kürede yer alıyor. Bu bilgiler ne işimize yarayacak diye sorarsanız, yengeç ve oğlak dönencesinin yerini bildiğinizde güneş ışınlarının hangi yarım küreye dik geldiğini ve hangi yöne dönenceye dik geldiği ile ilgili soruları kaçırmayacaksınızdır. Toparlayacak olursak, 21 Haziran'da güneş ışınları kuzey yarım küreye dik gelir.
Daha özel olarak sorarsa yengeç dönencesine dik gelir. Çünkü yengeç kuzey yarımkürede yer alıyordu. Peki, diyelim ki takvimlerde 21 Aralık görülüyor. 21 Aralık'ta güneş ışınları güney yarımküreye dik gelir. Daha ayrıntılı bilgi sorarsa oğlak dönencesine dik gelir diyeceğiz. Demek ki bazen yarımküreleri, bazen dönenceleri sorabilirler. Bunun dışında Mart'ta ve 23 Eylül'de arkadaşlar ekvatora dik gelir. Gece gündüz eşit olur. Ekinoks dediğimiz tarihler. Buradaki tarihimiz çıkmamış. Tabii ki de bildiğimiz gibi okulların açıldığı 23 Eylül özel tarihimiz. Bizim için çok anlamlı ve özel bir tarih. 23 Eylül. Bu iki tarih ekinokstur ve dik geldiği için ekvatora gece gündüz tüm dünyada eşittir. Şöyle bir dipnot vermek istiyorum. Ekvatora yıl içerisinde güneş ışınları dike yakın gelir. Sadece iki tarihte dik gelir. 23 Eylül ve 21 Mart. Normalde ekvatora dike yakın açılarda gelir. Bu da neye sebep olur? Ekvatorda yıl içerisinde gece gündüz hep eşittir. Bunu da unutmayalım.